Arkadaşlar merkezi selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca. Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Gençler, yıldızlı sorular serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videodaki konumuz işlem becerisi. 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından sevgili arkadaşlarım, işlem becerisinde 40 tane soru vardı. Ben içlerinden eledim bu soruları ve sınavda karşımıza çıkabilecek en mühim soruları en dikkat etmeniz gereken soruları bu videoda derledim. PDF'ini de bir güzel hazırladım açıklama kısmına bıraktım oradan indirebilirsiniz. Bu kitabın içerisindeki 10 tane birbirinden güzel soru. Şimdi gençler tabii doğal olarak şunu diyebilirsiniz. Lan bu sorular bu kadar güzelse diğerleri çok mu kötüydü? Hayır diğerleri de çok güzel sorular sizi geliştirebilecek sorular. Tam bir tekrar kitabı zaten bu kitabında tekrar kamplarının... Tekrardan nasıl yapılacağını anlattığım bir video var. O videoyu da şuraya eklemeyi unutmayacağım inşallah. Oraya eklerim arkadaşlarım. Tanıtım, kamp tanıtım videosunu izlersen kampı nasıl yapabileceğini, 20 gün gibi kısa bir sürede nasıl 3 tane kitabı bitirebileceğini anlattığım bir video var. O videoyu da izle. Toplam 54 saat gibi kısa bir sürede tüm matematiği bak. Tüm matematiği TYT'si, problemi AYT'si 1080 tane soruyla 54 saatte nasıl eritebileceğini, nasıl tüketebileceğini anlattığım bir video izleyeceksin. O videoyu da mutlaka izle ve buradaki sorulara da gerektiği kadar lütfen önemi vermeni rica ediyorum. Evet. Abone olduysanız, videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. Bakalım ilk soruya. ABC ardışık tam sayılarmış, tamam mı? A B'den B C'den küçükmüş. E buna göre 3 tane öncül var hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi güzel kardeşim şöyle bir düşünelim. Bunlar ardışık sayılar. Yani sen bu ardışık sayıları, şimdi sakın ha şöyle bir şey yapma ha. Hocam işte ardışık 3 tane sayı seçerim, yerine yazarım, sağlayanları tık atarım. Böyle bir mantık olamaz. Böyle bir mantık olmamalı. Peki ne yapacağız hocam? Şöyle yapacağız iyi dinle beni. Şimdi burada 3'ünün toplamının b'ye oranı demişim. Bir dakika. Ben burada derim ki bu üçünü toplarsam ardışık sayılar oldukları için A ile C'nin toplamı bana 2B'yi verir. Her daim. Her daim. E üstüne bir de B'yi ekleyince A artı C 2B yaptı. B ekleyince 3B yapar hocam. 3B'yi gidip B'ye bölersen eğer sonucun 3 çıkması kadar doğal bir şey yok aslında. Ama bunun doğal olmadığı bir durum var mı? Tabii ki de var. Mesela ABC için sen gidip eksi 1'i, 0'ı ve 1'i seçebilirsin. Tam sayı demiş adam. Pozitif pozitif dememiş ki. E şimdi sen bunları toplarsan sıfır yapar. Sıfıra bölersin. 0 e sıfır bölü sıfır sıfır mı yapar? Üç mü yapar? Üç yapmadığı kesin değil mi? Belirsizliktir arkadaşlar. Belirsiz bir ifadedir. Dolayısıyla bu her zaman üç müdür daima diye soruluyor. Daima üç değildir. O halde birinci öncül patladı abi. Geçtim ikiye. A ile C'nin toplamı çifttir demiş. Şimdi dur. ABC ardışıktı ya. Madem ardışık bu tekse bu çifttir, bu da tektir. Bu çiftse bu tektir, bu da çifttir. Şimdi ben A ile C'yi toplarsam ya tekle teki toplarım çiftlerim ya da çiftle çifti toplarım çiftlerim. Yani her halükarda A ile C'nin toplamı çifttir. O halde ikinci öncül doğrudur. Geçtim 2'ye, 3'e. A artı B'nin C'ninci kuvvetinden bahsediyor. Bak şimdi dur. Şimdi ben ABC için dikkat et daima diye sorulmuş, kesinlikle diye sorulduğu zaman, her zaman doğrudur diye sorulduğunda senin yapman gereken tek bir iş var, tek bir hareket var, tek bir eylem var. O da şu, aksine örnek vereceğim hocam. Yani aksine bir tane bile örnek verebiliyorsan zaten kesinlik barındırmıyordur. Sileceksin onu. Tamam. Mı? Dikkat ettiysen ben de hep aksine örnekler vermeye gayret gösteriyorum burada. E şimdi A, B, C demiş. Ben buna gittim. Eksi 3 seçtim. Bunu eksi 2, bunu eksi 1 seçtim. A ile B'yi topla demiş. Topladım eksi 5. Bunun eksi 1. kuvveti bu. Eksi 1 bölü 5'tir. Şimdi ben bu şekilde bir kesiri tek, çift veya tek olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyemem o zaman. Bak daima doğrudur diye sorulmuştu. Bu da yanlışmış. Bizim daima doğru diyebileceğimiz tek öncül 2 öncülüymüş. O halde cevabımız da yalnız 2'dir. Geçtik diğer soruya. Birinci terimi 5 olan bir sayı örüntüsünün diğer terimleri aşağıdaki kurala göre bulunuyor. Sayı örüntüsünün eninci teriminin değeri en çiftse bir önceki terimin 5 fazlası. En tekse bir önceki terimin 2 eksiğidir. Mesela örnek veriyorum birinci terim 5 olduğundan ikinci terim 2 iki olduğu için çift. 5 ekleyerek elde edeceğim 10'dur. Tamam mı? 3 olduğu için tek 2 çıkaracağım. Neyden? 10'dan. 10'dan 2 çıktı 8'dir. Buna göre bu sayı örüntüsünün ilk 9 terimini toplam. Bizim ilk terimimiz 5'ti zaten burada 2. ve 3. terimleri vermiş 10 ve 8. Şimdi geldim 4. terime. 4 çifttir. O halde 5 eklerim. Yani 13. 5. terim. 5 tektir. O halde 2 çıkarırım 11. 5 ekle 16. 2 çıkar 14. 5 ekle 19. 2 çıkar 17. 5 ekle 22 diye devam edecek bu. Tamam mı? Bu bu şekilde devam eder hocam. Şöyle çektik biz de bunu. Pekala. Bizden ne istemişti? İlk 9 teriminin toplamı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 22'yi toplamayacağız. Bunu sildik. Bunların toplamı sorulmuş artık. Basit bir şekilde toplama işlemi yapacağız ve bulacağız. Şöyle ki şu ikisinin toplamı 15'tir. 15'tir. Daha sonrasında şuraya bakalım. Şuradakilerin toplamı gençler 30'dur. Şurası 15'tir. E devam edelim. Şurası 21. Şurası 19. 11 daha 30 yapar. Buradan da bir 30 geldi. Bir de şurada 17'miz var. Artık rahat toplayabiliriz. 30, 30 daha 60 yapar. Tamam. 21 daha 81'dir. 15 daha 96'dır. Ve 17 ekleyeceğiz üstüne. 96'ya 17 eklersek 113'ü buluruz. O halde cevabımız da C eşitliğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtik diğer soruya. Ömer diye bir vatandaş var. Okuduğu hikaye kitabının sayfa numaralarının olmadığını fark ediyor. Ve sayfa numaralarını birden başlayarak etiketlere yazarak yapıştırmış. Ömer bu numaralandırma işleminde her etikete bir tane rakam yazarak yapmış, yapmış bunu. Mesela 25 sayfa numarasına 2 tane etiket kullanmış. 2 ve 5. 125'i kullanırken de 1, 2, 5 yapmış. Sayfaya yapıştırmış. Ömer'in okuduğu hikaye kitabı 140 sayfadan oluştuğuna göre, 140 sayfa olduğuna göre Ömer bu numaralandırma işlemi için kaç tane etiket kullanır? Yani şunu soruyor. 1'den 140'a kadar yazarken kaç tane rakam kullanırsın? Yani diye soruyor. Tamam. Şimdi burada düşünelim. Bir basamaklı sayılar. Birden 9'a kadardır. Dolayısıyla 9 tanedir. Değil mi? 2 basamaklı sayılar. İki basamaklı sayılar 10'dan 99'a kadardır. Bu ikisi arasında kaç tane sayı var gençler? E 99 tane sayı vardı birden 100'e kadar. 99 sayı var. 9 tanesi tek basamaklıysa 90 tanesi. 90 tanesi iki basamaklıdır. E şimdi 100'den de o halde 140'a gelene kadar burada 41 tane sayı vardır. 41 tane sayımız var bizim burada. O 41 tanesi de 3 basamaklıdır o halde. 3 basamaklı. Şimdi şöyle diyelim. Şunlar kaç basamaklıydı? 1. Bunlar 2 basamaklı. Bunlar 3 basamak. Madem öyle 1 kere 9'dan 9. 2 kere 90'dan 180. Ve 3 kere 41'den 100, 100, 20, 3 gelecektir. Bunların toplamı bana cevabı verir. 9, 3 daha 2. Elde var 1. 8, 2 daha 10. Bir de elde vardı 11. 1, 1 daha 2. Bir de elde var 3. 312 bana cevabını ta kendisine verir. Doğru cevap D şıkkındaydı gençler. Sonraki soruya geçelim. Diyor ki M ve N birer tam sayı. M bölü 7, N bölü M ve M bölü 5. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 tane tam sayı. Buna göre M ile N'nin toplamı. Ardışık 3 tane tam sayı. Tek çift hiçbir şey dememiş. Şimdi o halde ben burada sadece M olanlara bakacak olursam. Mesela şöyle diyelim. Burada M bölü 7 var. Burada M bölü 5 var değil mi? Şurada. M bölü 7 ve M bölü 5. Şimdi ben M bölü 7'ni üzerine 2 eklersem ardışık sayılardı ya bununla bunun arasındaki fark 2'dir. 2 eklersem m bölü 5'i elde etmiş olurum. Şu kısmı biraz böyle bileşik kesir gibi yazalım olmaz mı? 2 kere 7 14 bunu m'nin üzerine ekledim. m artı 14 bölü 7 eşittir m bölü 5 yapar değil mi? Peki hala yani içler dışlar çarpımı alalım mı şimdi biz burada? 5m artı 70 yapar. Eşittir 7m dedik burada 5M'yi sağ tarafa fırlatırsak 2M'nin tabii ki de 70 olması gerektiğini elde ederiz. 2M 70. O zaman M kaçtır? Hocam 35'tir. Güzel. Şimdi M 35 ise 35'i 7'ye bölersek burada 5'i elde ederiz. 35'i 5'e bölersek burada 7 elde ederiz. Yani de 5, 6, 7 olması lazım değil mi? Demek ki burası 6'ymış hocam. Yani N'yi sen M'ye yani 35'e bölünce ne geliyormuş? 6. O zaman N de 6 kere 35'tir. Yani 210'dur. Şimdi N ile M'nin toplamı sorulmuş. E bu 35'te hocam. Bu da 210'du. İkisinin toplamı bize 245'in ta kendisini verir. Yani cevap A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Bir diğer soruya geçiyoruz. Bir sokakta yolun üst tarafındaki evler ardışık tek sayılarla, alt tarafındaki ise ardışık çift sayılarla numaralandırılmış numaralar soldan sağa doğru da artan sıradaymış gençler. A, B, C, D bulundukları evlerin numaraları olmak üzere. A'dan B çıkınca yani şuradaki A'dan şuradaki B çıkınca arkadaşlar ne kalıyormuş? 11 kalıyormuş. C eksi D farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bak iyi dinle. Ee, A ile B arasındaki mesafe 11 ise ben buradaki A dedi B dediğimiz sayıya şöyle gösterelim. Şurayı silelim. Bak buradaki B var ya B. O B'yi ben A-11 diye isimlendirebilirim. Şöyle göstereyim. A-11'dir hocam. Bu B dediğimiz şey budur. Burası A-11 ise alttakiler çiftti ya. O halde burası 2 eklerim A-9 olur. 2 eklerim A-7. 2 eklerim A-5 olur. D A-5'miş. E şimdi şurası A değil miydi hocam? O halde 2 eklersem yan tarafta A-2. 2 daha eklersem burada da A-4'ü mü bulmuş olurum? Şimdi bana diyor ki C'den D'yi çıkar. Yani A artı 4'ten A eksi 5'i çıkar demiş. Ben A artı 4'ten A eksi 5'i çıkaracak olursam 9'un ta kendisini bulurum. Doğru cevap da B şıkkı olur. Geçtik sonraki soruya. Aşağıdaki kartlar yan yana konularak 4 basamaklı sayılar elde ediliyor. İşte bu kartların üzerinde neler yazıyor? 1 var, 2 var, 3, 12, 13 var, 21 var. Örneğin 21 ile 12 kartlarını ben yan yana koyarsam soldan sağa doğru sıralı 2112 sayısını elde ediyorum. Buna göre biz 1213 sayısını kaç farklı şekilde elde edebiliriz diye sorulmuş. 1213 elde etmeye çalışıyoruz. Bir kartını seçsem yanına 2'yi koysam 1200'ü elde ederim. Yanına da şöyle 13 numaralı kartı koyarsam okursak bunu 1213 olur. Değil mi? Bu cepte Farklı bir şey var mı hocam? E, Tabi yapılabilir. Mesela 12 numaralı kartı koydum, 1 numaralıyı buraya, 3 numaralıyı buraya koydum. Böylelikle e, 1213'ü yine elde etmiş olduk, değil mi? Peki başka hocam, mesela e, şimdi sol tarafını 1-2 diye böldük, sağ tarafını 1-3 diye böldük. Peki ortadaki e, 21'i bölebilir miyiz? Ya da 21'i birleştirebilir miyiz? Yani şöyle, 21. Buraya koydum. Sonuçta 21 numaralı kartım var benim. 1'i buraya, 3'ü buraya koysam olur mu? E bu da olur. Bunda da bir sıkıntımız yok. Peki başka hocam, şimdi 13 numarayı kullandık tek başına. 12 numarayı tek başına kullandık. 21'i tek başına kullanabildik. Başka bir şey yapılabilir mi? Şimdi yapılabilir. Şöyle düşünelim. Ee, biz hep tek basamaklı tek hanelir sayılara odaklandık ya, bunları kullanmak zorundaymışız gibi hiç kullanmadan yazılabilir mi? E yazılır. Mesela 12'yi kullandım. Bir de şöyle 13'ü kullanırsam yine 1213'ü elde etmiş olurum, değil mi? Evet, başka da sevgili arkadaşlarım herhangi bir şekilde 1213 elde edilemez. Bundan kaynaklı toplam 4 farklı biçimde biz bunu elde edebiliriz. Cevap D şıkkı olur diyeceğiz. Geçtik diğer soruya. Aşağıdaki görselde bir sokağın İki her iki tarafında bulunan evlerin kapı numaraları gösterilmiş. Şimdi sokağa girişten itibaren sağdaki kapı numaraları birden itibaren ardışık tek sayılarla, soldaki kapı numaraları da ikiden itibaren ardışık çift sayılarla numaralandırılmaya başlanıyor. Şimdi sağdaki kapılar bir süre sonra bittiği için yani alttaki kapılardan bahsediyoruz, bir süre sonra bitmiş ev kalmamış orada. Üstten devam ediliyor, üstte hala ev var. Üstekiler de. Artık karşı tarafta ev olmadığı için ardışık sayılar olacak biçimde tekrar ettirilmiş numaraları. Soldaki kapıların toplam sayısı sağdaki kapıların toplam sayısından sayısının 4 katından 3 fazlası olarak verilmiş. Buna göre son kapı numarası kaçtır? Şimdi şöyle diyelim. Alt tarafta n tane eğer kapı varsa tamam mı? Üst tarafta toplam 4 katından 3 fazlaymış. Yani ne kadardır? 4n artı 3 tane kapı vardır. Değil mi? E toplam kapı sayısını aslında biz biliyoruz. Yani burada 1213 olarak karşımıza verilmiş yani 213. Değil mi? 1213 değil 213 tane. E toplam o zaman 4n artı 3 ile n'i toplarsa 5n artı 3 yapar. E bu da 213'müş diyebilirim. Peki 5n kaç yapar hocam o halde? 210 yapar. Peki e, n, n, m değil n. Şöyle gösterelim. Heh. 5n 210'dur. n kaçtır? Tabii ki de 42'dir. Şimdi 42 dediğim şey kapı numarası değil ona dikkat et. 42 dediğim şey toplam ev sayısı. Neredeki? Şuradaki aslında. Peki sağdaki son kapı numarası soruluyor ya. Yani 42. evin şurada bir tane ev varmış. Burada 42. evin kapı numarası soruluyor bize. Ben alttakilerin tek sayılar olduğunu biliyorum. Birinci ev için 1, ikinci ev için 3, Üçüncü ev için 5 numaralı kapı mevcut değil mi burada? Peki dikkat edin ben bu tek sayıları nasıl ifade ediyordum? 2n-1 biçiminde. Yani eğer sen 1'i alıp şurada yerine yazarsan kapı numarası karşına çıkar. 2 kere 1 eksi 1'den 1. 2'yi yerine yazarsan 2 kere 2 eksi 1'den 3. 3'ü yerine yazarsan 2 kere 3 eksi 1'den 5. O halde ben 42. evin kapı numarasını bulmak için Burada en gördüğüm yere 42'yi yazmak zorundayım artık. Yani 2 kere 42 eksi 1 bana sağ tarafta bulunan son evin kapı numarasını verir. O da 84 eksi 1'den tabii ki de 83'ün ta kendisidir. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla geçtik diğer soruya. Onur diye bir vatandaş var. Aşağıda n tane satır ve 7 tane sütundan oluşan tabloda mavi renkli kutuya bir sayı yazıp Tablo üzerinde sadece sağa veya aşağı hareket ederek turuncu renkli kutuya ulaşıyor. Onurun yaptığı bu işlem için aşağıdakiler biliniyor. Aşağı yönlü yaptığı her harekette bir önceki kutuya yazdığı sayının 4 fazlasını yazarken sağa doğru yaptığı her harekette bir önceki kutuya yazdığının 4 eksiğini yazıyor. 4 fazla veya 4 eksikliklerinden eksiklerinden bahsediyoruz. Onurun mavi kareye yazdığı sayı m turuncu kareye yazdığı sayı t olmak üzere bu t ile m'nin arasındaki farkın mutlak değeri yani pozitif fark 72'ymiş. En sayısının rakamları toplamı soruluyor. Yani diyor ki bu tablonun kaç tane satırı varsa o satırın satır sayısının basamaklarındaki rakamların toplamı soruluyor. Peki şöyle düşünelim. Şimdi burada 7 tane sütun olduğunu biliyoruz. Ben şuradan kalkıp şuraya erişebilmek için bir kere en sağdaki sütuna gitmem gerekiyor. Bunun için kaç tane hareket yaparım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere sağ tarafa hareket etmem lazım. Bu da demek oluyor ki sağ tarafa yapılan her harekette bir önceki kutuya yazdığımızın 4 eksiğini yazıyorsak 4 çarpı 6 kadar eksik yazmış oluruz. Eksi 4 kere 6. Alt tarafa doğru da bak dikkat et 7 tane sütun varken biz 6 kere hareket edince en sağdaki sütuna gidiyorsak en tane satır varken en eksi 1 kere aşağı yönlü hareket yapmamız gerekiyor. Ve bu da demek oluyor ki toplam artı 4 tane n eksi 1 kadar biz buradaki sayıyı büyüteceğiz. İşte arkadaşlar aradaki değişim aslında bu. Ve bu değişim bize 72'yi veriyormuş. Çok güzel. İşte soruyu çözdürecek olay buydu. Böyle bir denklem kurduk ve soru çıkacak şimdi. Bak diyorum ki 4 en eksi 1 Şuradaki eksi 24'ü aldım. 72'nin yanına attım. 96 geldi. Her iki tarafı 4'e bölersem n 1 bize neyi verir? Hocam 24'ü verir. O halde n kaçtır? Tabii ki 25'tir. E bu zaten satır sayısı değil mi? n. E bunun rakamları toplamı istenmiş. 2 ile 5'in toplamı bize 7'yi verir. Cevap da D şıkkında verilmiştir deriz. Geçtik diğer soruya. Sütunları soldan sağa doğru 1, 2, 3, 4 düzeninde 10'a kadar numaralandırılmış. 10 kutudan oluşan Tablonun bazı kutuları kırmızıyla boyanıyor. Bu 10 kutuya aşağıdaki kurallara göre bazı sayılar yazılıyor. Diyor ki bak 1 numaralı kutuya hemen sağındaki kırmızı kutu sayısı yazılıyor. 10 numaralı kutuya hemen solundaki kırmızı kutu sayısı yazılıyor. Diğer kutulara ise bitişindeki yani hem sağ hem de solundaki sevgili arkadaşlar boyalı kutuların toplam sayısı yazılıyor. Örneğin mesela buradaki örneği inceleyelim. Burada 0 yazıyor. Demek ki solunda ve sağında boyalı bir kare yok. Burada 1 yazıyor. Çünkü hemen solunda bir tane boyalı var. O zaman sağ tarafı boştur diyoruz. Burada 0 var. Solu sağı boş. Mesela burada 2 iki yazıyor. 2'nin sol tarafında da sağ tarafında da kırmızı boyalı var. Toplam iki tane komşusu kırmızı boyalı çünkü. Tamam mı? Buna göre yazılıyor. Aşağıdaki tabloda bazı kutular kırmızıya boyandıktan ve kutulara sayılar yazıldıktan sonra tablodaki tüm kutular boyanmamış gibi gösterilmiştir. Buna göre kırmızı boyalı olmayan kutuların sütun numaralarının toplamı soruluyor bize. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapalım. Burada bir tane gösteriyor. En solda bir gösteriyorsa demek ki bunun hemen bitişindeki zaten boyalıdır hocam. Tamam böylelikle bir tane boyanmış gösterdik. E şimdi dikkat et. Burada sıfır yazıyor ya. Şurada sıfır yazıyor. Demek ki bunun solu da sağda boyasız abi. Boya olmayacak buralarda. Ama dikkat et, dikkat et. Burada 2 yazdığı için bu tarafı kesinlikle boyalıdır. Yani şu kesinlikle ama kesinlikle boyalı. E hocam şuradaki bir burası boyasızsa demek ki sol tarafı boyalıdır. Yani şurası da boyalı olacak. Tamam, güzel. Şimdi olayı anladık, oyunumuzu anladık. Burada hocam 2 yazıyor bak dikkat et. Burada 2 yazıyor. 2 numaralı yani 2 yazan e, karenin boyasız olduğunu gayet iyi biliyoruz. Çünkü 0 var sol tarafında. Ama burada 2 yazdığı için solu sağa boyalı. Burada 2 yazdığı için solu sağa boyalı. Burada 2 yazdığı için solu sağa boyalı. Başka hocam, iyi dinle. Burada 1 yazıyordu. Ben şu kısmın boyasız olduğunu biliyorum. O halde 7 numaralı sütun kesinlikle boyalıdır. E şurada hocam 1 yazıyordu. Zaten biri bulduk. Demek ki burası boyasız olacak ki zaten 0'dan kaynaklı da buranın boyasız olması gerektiğini anlıyoruz. Boyasız hangileriymiş arkadaşlar? Bak buradaki 3, 5 ve 9 numaralı sütunlar. İşte bunların toplamı soruluyor. 3 5 9'un toplamı 17'dir. Cevap da E şıkkında verilmiştir deriz. Sonraki soruya geçelim. Pozitif doğal sayılardan oluşan bir kümenin herhangi iki elemanı diğer herhangi iki elemanının farkına eşitse bu kümeye farkındalı küme denir. Örneğin A kümesi 2 7 9 5 e sen buradaki 9'dan 2'yi çıkardığın takdirde veya 9'dan 7'yi çıkardığın takdirde önce 2'yi sonra 7'yi bulursun. E bunların e, böyle elemanları varsa bu kümeye biz farkındalık küme diyoruz. B kümesi verilmiş. X 9, 16 ve 24 elemanlarından oluşuyor. E bu bir de farkındalık kümeymiş ekstradan. Tamam. X'in alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Arkadaşlar biz şu kümeye odaklanacağız. Tamam. Bizim işimiz gücümüz bu küme. Burada ben 24'ten 16'yı çıkarıp 24'ten 16 çıkarsa 8 kalır. X'i de 8'e eşitleyebilirim. Böylelikle farkındalı bir küme elde etmiş olurum. Veya 24'ten hocam 9'u çıkarırsam ben 15'i elde ederim ki x 15'e de eşit olabilir. Veya hocam 16'dan 9'u çıkarırsam 7'yi bulurum ki x bu da olabilir. Böylelikle farkındalık küme olayı sağlanmış olur. Dikkat ettiysen hep biz Burada bilinen değerlerden bilinen değerleri çıkardık da x'i bulduk. Ya peki x'ten bunlar çıkıyorsa ve diğerlerini elde ediyorsak yani mesela x'ten 9'u çıkarıp 16 elde ediyorsam x burada 25 olabilir. Böylelikle farkındalık kümü elde ederiz değil mi? Veya x'ten 9'u çıkarıp 24 elde ediyorsam x burada 33 de olmuş olabilir. Veya x'ten 16'yı çıkarıp 24 elde ediyorsam x burada 40 da olmuş olabilir. Değil mi? İkisinin alabileceği farklı bir değer var mı hocam? Şu an için farklı bir değer söz konusu değil. O halde ben bunları toplayacağım artık. 40. Şöyle yapalım. Buradaki 40. 33 ile toplarsam 73 yapar. 25 eklersem 98 yapar. 98'e 7 eklersem 105. Ve 23 eklersem 128 sonucunu bulurum ki bu da bana D şıkkını gösterecektir sevgili gençler. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. işlem becerisi ile alakalı benim işaret koydurduğum, yıldızlı sorular dediğim 10 tane birbirinden güzel soru çözdük. Tekrar söylüyorum. PDF sevgili arkadaşlarım açıklama kısmında mevcut. Buradan indirebilirsiniz PDF'inizi ve bu tarz sorulardan çok daha fazlasını görmek istiyorsanız ki benim kıyamadık da ele, eleyemediğim çok fazla soru var bu tarz sorulardan çok fazla görmek istiyorsanız dediğim gibi yine o linki videonun başına ben eklemiştim ama açıklama kısmına da bırakmaya gayret göstereceğim unutmazsam inşallah buradaki 3 tane kitabın toplamda 54 saat gibi kısa bir sürede ki tamamı bu tarz sorulardan bu tarz güzel sorulardan oluşuyor 54 saat gibi kısa bir sürede ki bunu da mesela 20 günde çok rahat bitirebilirsin sınava artık 35-36 gün falan var çok rahat bitirebilirsin. 20 gün gibi kısa bir sürede ve mükemmel şekilde matematiği tekrar edip bütün yaptığın netlere 5'er 6'şar puan daha ekleyebilirsin. Böylelikle benden sana söylemesi sınavdan önce son çıkış köprüden önce son çıkış sevgili gençler. Evet sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.